Hemen hemen gördüklerimiz %30-%40'ı falan yani şu anda eserlerin. Benim Türkiye'de bunun 3 misli, 3 tane, 4 tane müze kuracak kadar malzemem var Türkiye'de. Hatta çoğu Atatürk evlerinin şeylerini de ben işte bağış olarak veya sembolik fiyata verdim. Mesela Ergenlik'teki Atatürk evi yeni açıldı. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun efendim. Merhaba, sağ olun. Merhaba, arkadaşlar. Merhaba, arkadaşlar. Merhaba, arkadaşlar. Merhaba, arkadaşlar. Merhaba, arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Ben de kartımı toplayayım. Çok enteresan bir olay var. Bu Atatürk'ü bir yıl orada 12'de askeri ateşiyken orada kaldı sürede. Beni 3-4 sene önce Bulgaristan'dan bir yazar aradı. Evet. Bir tercüman aradı. Mutlaka senin gelmen lazım dedi. Niye dedim? Evet. Senin dedi Çanakkale'ye bağım varmış dedi. Var dedim sana bir şey hediye edeceğim dedi. 3-4 sene önce Bulgaristan'a gittik bir tercümanla birlikte. Atatürk'ün sevgisinin, Mitlem'in hayatını yazan bir romancıymış hikaye. Tamam. Ve bana Atatürk'ün ilgili bütün şeyleri 4 gün yaşattı orada. Atatürk'le sevgilisinin nerede pastanede, hangi pastanede oturduğunu, Burgaz pastanesinde yediği pastayı, işte dans ettiği şeyle beraber onun hayatını falan verdi. Hatta dedi Atatürk'ün sevgilisine dedi, hediye olarak verdiği dedi, şekerlik var dedi. Onu dedi sana hediye edeceğim dedi. Dedim eşiniz var çünkü çocuğun eşi de albaymış. Sen dedi takip ediyorum dedi, bu kadar dedi Atatürk sevdalısın dedi. Evet, onu dedi sana takdim edeceğim dedi. Öyle bir hikayesi var bunun. Yine savaştan kullanılan şeyler. İngiliz Türk komutanının, bunlar İngiltere. İngiliz Türk komutanının, İngiliz askerinin şeyi, pantolonu. Evet. Bunlar bir Fransız askerinin, Fransa'dan alıp askerin Çanakkale Savaşı'ndaki şeyleri, kıyafetleri. Siz bakın. Burada en baştan sorayım. Yani bütün bunları nasıl topladınız? Ya, Türkiye'den mi? Bundan yok, mı? Avrupa'dan. Bir de hikayesini biraz sonra anlatırım. Evet. Çok ilginç bir hikayesi var. Evet, yani bunlar bir Fransız'ın savaş sırasında kullandığı, bakın ilaç kutularından, sigara kutusuna, şanlarınlık böyle şeylere, çatalına. Bu ne efendim, bunu tahmin ediyor musunuz ne olacağını? Bilirsin, bir tabi tanıyorsun. Kem okunları mı? Olabilir. Konserve açacak. Konserve açacak, evet. Çok, ya insanlar, onlar Fransızlar. Yani bir konserve açacaklarına kadar. Şeyine kadar bizde hiçbir şey yok. Bir yemeğimiz yok. Şey. Evet, burası daha büyük. İşte arkada aslında annem Denak'ta. Evet. Annem çocuklara işte eskisi tayın ekmeğini yapıyordu. Üzüm ocağı yapıyordu. Geçen hafta çok okullar geldi. Devamlı okullar geliyor. Öyle mi? Leydinler, Türk okulları, o yabancı şimdi çok geliyor. 1991 yılında benim bu engelleri yaptığım yardımlarından dolayı Ankara'da Kız Sanat Okulu'ndaki 8 tane bayan öğretmenin 3 yılda hazırlayıp her santiminde 60 tane, her 60 inlik olan altından, altın varaktan ve Türkiye'de dünyada tektir Atatürk'ün gençliği hitabı. Çok güzel, çok güzel. Müthiş. Böyle buradan devam edelim. Hanımefendiler bu arada akrabalar galiba. Yok, bu hanımefendi bizim Altın Lale grubumuz. Bizim bir Altın Lale grubumuz var. Sağ olun, bir iş kadını burada. Çok güzel. Bu Altın Lale de Cumhuriyet Balosu'nu kutlayan bir ekip. Çok güzel. Nutuk, Atatürk'ün nutuk, orijinal nutukları. 1923 meclisi açarken 150 tane milletvekiline verdiği nutuklardan bir tanesi bu. Evet. O nutuk orijinal haritalar. Bunlar kırmızılar düşman hatları, maviler bizim hatlarımız. Bu üçlü hatlar. Hani yazmıyor şeyler, tamam. Burada. Yok, hangi savaş olduğunu yazmıyor, tamam. Ermutluk'ta 7 tane var efendim bundan, 7 tane değişik. Mutluk'tan mı efendim? Evet. 7 tane ama değişik. Ama yani dedeme verilmiş bir şey. İlk şeyde 150 tane verilmiş ilk şeyde. Evet, şey işte eski Türkçe verilmiş. Eski Türkçe var. Evet, ama bende ki bunun daha kalını. Var daha ben işte. Sonraki bir şey. Yılı kaç biliyor musunuz? 1927. Ha ben ilk daha gittim. Sonraki evet. 30'lar var. Her sene değişik basılmış. Ama tabii yani imzalı değil. O yani günkü, eski Türkçe. O günkü Atatürk'ün öldüğü günkü gazeteler. Bu, bunun çok öyküsü var. Bunu İngiltere'den satın aldım. İngiltere'de ihalede bir yaklaşık bir 8 sene önce bir Türk komutanın resmi var. Allah. Ermeni usta yapmış. Altından burada 1915 yazıyor Osmanlıca. Burada da Ahmet yazıyor ama soy ismini okuyamadık ailesini. Bir İngiliz askeri Türk komutanı şehit ediyor. Bu saati koparıp alıyor. İngiltere'ye getiriyor. Evet. 97 yıl sonra torunları açık artırmayla satıyor ve ben onu İngiltere'den ihaleden aldım. 4000 euro falan vermiştim ama çok ilginç bir saat. Evet, tabii bir türlü ailesini bulamadık. Yani sonrasında ailesiyle tanışmak çok istiyordum. Tabii. Bu Kurtuluş Savaşı sırasındaki günlük gazeteler.
O gün işte İstanbul'un işgali Erbil evet. Güne günü çevirdiler ama. Çevirdiler tabii şeyler. Tabii. İzmir günü 15 Mayıs'tan evet. Başlıyor. Her gün böyle gazeteler. Bunlar yine o günkü çıkan Kur'anlar. Bunlar para keseleri. O son Osmanlı'nın zamanı bir Atatürk zamanındaki insanların kullandıkları. Bunları nereden buldunuz? Bunları da değişik yerlerden aldım. Aa, çok güzel. Bilen bir albayın ailesinden. Ailesi böyle böyle ilk kez İzmir'e giren şeylerden biri, komutan falan hepsi belli. Öyle yani çünkü tamamen şey, ekspertizler yoksa. İsim ve yer veren. İsim diye yer ve tabii. İlk giren biliyorsunuz süvariler. Süvarilerden. Ve ilk şey yapanın ismi belli, ilk üç subayı. Hatta birisi yaralı olarak hükümet konağına bayrak çekiyor. Ama aynı zamanda süvariler şehir içine devam ediyorlar. Ve üç ayrı belediyeye daha ulaşıp onlara da bayrak çekiyorlar. Evet. Onların hikayeleri daha farklı. Onlar daha az bilinen isimler. Sonra piyadeler geliyor. Yani herkesin çektiği bayraklar için soruyor. Yok yok, var tabii. Bir tek bir bayrak değil, bir sürü bayrak. Mesela ben bu yıl 100. yıldı Ankara'dan 19 Ağustos'ta bisikletle hareket ettik. Evet, Atatürk'ün 100 sene önce kaldığı yerleri aynı saat, aynı iki tane Türk komutanının sahip şeyle beraber aynı yerde çadırlarda yattık ve 9 Mayıs, 9 Eylül günü de İzmir'e girdik. Ben de bu bayrakla girmişim bisikletle. Hatta o zaman ilk giren subaya, İzmir'e ilk giren subaya işte meşhur Horasan'dan giren 3 kılıç var. Evet. Bir tanesi hediye edilecek diyor, ediliyor. Birisi galiba Atatürk'te kalıyor, diğeri müzede. Üçüncü subaya yani ilk yaralı olarak çeken üsteğmen o şeyi veriyor, kılıcı veriyorlar. Tabii ilk zamanlar dediğim gibi çok fazla şey, yani o Turgut'tan tutun ki şeyindeki Rumluklar falan. Orada çok çok müzelerde ben üzüldüm yani. Mesela 3 tane müze gördük şey süresiyle beraber. Bu şey de olabilir bu arada. Yani aklınızda olsun, o kadar altı için söylemiyorum da. O dönemde işgal kuvvetleri İzmir'de bütün bayrakları topluyorlar. Şeyden önce. Yani 22'den önce. Evet. İzmir halkı işte savaşın seyri değiştikçe kırmızı bezler üzerine bunları bakın bu onlardan bir tanesi olur. Keserek evet. Ayrıca bayrak yapıyor. Bak içeride için çok ilginç bir bayrak yani var efendim. 9 Eylül'de itibaren bayraklarla karşılıyor. Evet. Onlardan bir tanesi olur. Bu yine şeyden yine o günkü kullanılan savaşta kullanılan dürbünler bunlar diye devam ediyor. Bunlar da işte. Burada bunlar Atatürk'ün öldüğü günkü. Yine gazeteler bunlar. Bunlar yine komutanların girdiği evet. Bu şapkalar yine orijinal. İşte Atatürk'ün Arafat adında kullandığı şapkanın birebir aynısı. Bunlar süngüler efendim. Bunları biliyorsunuz. Şeyde pardon şöyle ben geleyim de. Cepheden 6 metre. Yani bizim ülkemiz işgal ediliyor. Biz gene ne kadar iyi niyeti kullanıyoruz. Bunlar Atatürk'ün yazdığı mektuplardan. Kemik kıran. Kemik kıran evet. Bunlar o günkü çıkan 1920'de çıkan ilk 1 liramız. Bakın o günkü 1 lirayla da neler olmuş, 40-50 lirayla bir ev alıyormuşsun. Bir evle 2300 tane ekmek, yani 400 kilo süt, etler. Bu Atatürk'ün Gençlik Parkı'ndaki orijinal bir fotoğrafı. Siz bunu, Çanakkale şeyinden ziyade Çanakkale Atatürk Çanakkale Atatürk. Evet, bu sene tamamen Atatürk içebiliyoruz. İşte önümüzdeki günlerde burasını tamamen değiştirilir. Bunlar şeyler şuradan, bunlar yine savaşta kullanılan. Değişik yerlerden aldım bunları, yerlerden. Bunlar benim gezdiğim topraklardan işte. Evet, o 52 tane şehidin topraklarından biraz sonra sizi takdim edeceğim. Bunlar yine savaşta kullanılan orijinal malzemeler. Şöyle gelin. Ha bunlar kumbaralarımız biliyorsunuz. Evet. Kumbaralar. Şehit kullanılan kumbaraları. Bunlarla topladıkları paralarla biliyorsunuz 2 tane gemi alıyorlar İngilizlerden. Evet, evet, 80 tane askerimizi de gönderiyorlar. Evet, ama askerleri gemiyi almadan geri döndürüyorlar. Doğru. Aynı gemiyi, parasını verdiğimiz, alamadığımız gemiyi biz Çanakkale'de batırıyoruz. Doğru. Milletvekili de savaşmış. Onlara verilen. Sadece kırmızı olanlar var içeride gösterdiğim şey. Onlar normal şeyler. Kırmızı beyaz olanlar da cephe arkasında hemşire ve şeyler olanlara verilen. Ölen bir şehidin kemeri. Tabancaları da alıyorsunuz yani. Bunlar hakikaten ne, Çanakkale'den mi yani? Bunlar Çanakkale'den. Ne güzel valla. Bunlar Atatürk için yaptırılan özel bir sigara kutusu. Bunlar mermi kutularımız, o günkü mermi kutularımız ve patlamamış mermiler Osmanlı şeyleri. Evet. Bu da binlerce araba gönderdik bu 90'lı yıllarda, 95 yıllarda. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri buradan. Engelli arabalarından işte böyle kamyon uçaklarla gönderdik. Ondan dolayı
1999-2002-2005'te verilmişti. Onlar yine madalya var. Çok kılıçlar var. Bunda Türkiye'de 90 tane var. Şeylerin madalya. Evet. Tabi orijinal değil. Bu da yine biri yapmış tarafında Atatürk'ün evi olarak ha, yapılan evet, biri. Evet. Bu da orijinal Atatürk için yapılan bir halı. Bunlar var işte böyle değişik. Atatürk'ün gazeteleri falan değişik böyle. Burasını evet, da böyle evet, kullanıyoruz. Ama yani ben, Çanakkale şeyle ilgili çok fazla şey var. Vallahi iyi toplamışsınız. Yani bunlar daha bir kırmızı olanlar savaşanları verilen. Yani. Evet. Şunlar işte savaşanları verilen orijinal madalya. Bunlar hep İngilizce değişik Çanakkale ile ilgili kitaplar, fotoğraf makineleri. Bunlar hep orijinal fotoğraflar da hep topladık bunları tabii. Savaşın evet, evet, orijinal resimleri yukarıda. Bunlar yine bir Amerika'da şey, Çanakkale ile ilgili çıkan bir kitap. Bakın bütün şeyi. Amerika'da değil de bu. Baskı orada olmuş. Bütün Çanakkale Savaşı'nı Osmanlıca anlatan ender kitaplardan biri. Çok nadir bunu. Evet. Amerika'dan ben satın aldım bunu. Ha, Amerika'dan. Amerika'dan aldım, satın evet, aldım. Çanakkale Savaşı'nı bütün belgelerle orijinal olarak anlatan tam bir kitap. Bu şey... İki kitap mı bu? Tek kitap mı? Ha şu iki kitap bakın. İki kitap. Şu o zamanki çıkan Harp dergisi. Harp dergisi evet. Onun toplanmışı. Bu hep şey olarak çıkıyor. Fasikül fasikül çıkıyor. Evet evet. En sonunda bunun hep şey yer alır. Şehitlerimiz, o ay şehit olan. Şehit olan yani biliyorum biliyorum. Şu evet, ikinci farklı bir kitap. Bunu birleştirmişler herhalde. Amerika'dan biri yıllar önce almış, 1500 dolar falan vermiş, çok nadir. Bu kitabı ben ilk kez, çünkü yıllar önünde bir sancak vardır, evet, sancağın evet, önünde de Kur'an vardır. Evet, bu evet, savaşan askerlerin isimleri yazıyor. İşte Ahmet Ölü Mehmet, Yozgat, Hüseyinoğlu İbrahim, Kayseri, onların isimleri tabii, yazan. Evet. Burada sancak gittiği zaman da biliyorsunuz, tabii, tabii, orada şey yenilmiş söylüyor. Evet. Bu bayrak da işte bu bahsettiğim tektir bu, el yapımı. Bu da dünya tek. Nenelerimiz tarafından yapılmış, altın simişle böyle. Bu Çanakkale'de bir dut köylerde dut ağacının altına konuluyormuş. Hmm. Bütün gençler orada toplanıp bunu alıp şeye gidiyormuşlar. Bu çok cepi, nadir bir bayraktır, evet. Çok güzel vallahi. Ben gösterdim. Bütün şeylerin altın madalyalarını da bulduk. Naim'le burada çok güzel günlerimiz geçti. İlk şeylerinden bu. Kitapta da bütün şeyimiz tabii, burada. Şeyi tam kıyı kullanıyoruz. Evet evet. Orada da resim. Sarımsız da böyle buyurun. Sen de gelsin. Tabii, gel. Tabii tabii siz dövün. Yani gel sen. Tamam teşekkür ederim. Ama tabii şu anda ikisi bana çok güzeldi. İşte koronada biraz azalttık. Evet. Şimdi tamamen değiştiriyorum. Hmm. Atatürk'ün 3 tane orijinal şeyini koyuyorum. Bu arada efendim bir de Atatürk'ün silahı bende. Peki bundan haberiniz var mı? Yok, bilmiyorum. Atatürk'ün silahını 10 yıl önce İngiltere'den 50 bin euroya satın aldım ben. Ama hala getiremedik. Orada kasada duruyor. Atatürk'ün Arjantin Cumhurbaşkanı'nın Atatürk'e armağan ettiği silah. Ama altın. Şey. Ben orada şeyde aldım. İhaleden Şili'deymiş. 6 tane sahip değiştirmiş. Allah Allah. En son işte bu Christie's Müzesi şey, müzayede salonu tarafından işte ben öyle görmeye diye gittim. Hmm. Bana kaldı. Evi satıp onu aldık. 81 kişi arasında ama tabii çoğunu ikna ettik. Evet. O fiyata da alınmazdı. Evet. Ama tabii bir an önce burayı getirmek istiyoruz onu da. Evet, evet, artık evet, getirelim burada. Sonra da Türkiye'ye nasıl yaparız bir işin çaresine bakarız evet, diyorum. Evet, evet. Çok güzel. Altın silahı. Şey çok bir tarafta 29 Ekim 1923 yazıyor. Öbür tarafta Türkan'da diye Arjantin Cumhurbaşkanı'nın ismini. Ayrıca öbür tarafında Mustafa Kemal Paşa yazıyor. Bülent Türker adlı vatandaşımızın Çanakkale Tarihi Müzesi'ni, Çanakkale Savaşı ile ilgili tarih müzesini buraya gelmeden önce Sayın Yurttaşı Türkler Başkanımızdan öğrenmiştim. Ayrıca sonra internette ve diğer kaynaklarda yaptığım araştırmada da buranın çok eski bir geçmişi olduğunu da öğrendim. Tabii depremle ilgili mesaimiz hafiflediği anda buraya girip bizzat görmek, yerinde ziyaret etmek istedim. Hakikaten Çanakkale Savaşı bizim ülkemizin en önemli tarihi olaylarından bir tanesi. Aynı zamanda bu anıların, bu hatıratların, bu kadar kıymetli eşyaların, silahların, resimlerin, fotoğrafların, yazıların burada Hollanda'da toplanmış kamuya açık bir şekilde bir vatandaşımızın evindeki serginin müzeye
gibi bir çalışmaya dönüştürmüş olması çok memnun et verici. O yüzden ben kendisini bir kez daha tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bugün Hollanda Lahey Büyükelçimiz Selçuk Ünal Beyefendi ile Türkiye Cumhuriyeti Rotterdam Başkonsolosumuz Sevgi Kısacık Hanımefendi Rotterdam'daki Çanakkale ve Atatürk Müzemi ziyaret ettiler. Kendilerine bu güzel ziyaretler için sonsuz teşekkür ediyorum. Ve tüm vatandaşlarımızı müzeye ziyarete davet ediyorum.